Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türkiye'de VPN'ler hakkında yanlış bilinen hususlara odaklanacağız ve aslında doğru sandığımız bazı efsanelere ve bunların doğrularına değineceğiz efsane bir vpn kullanmak suçtur. vpn'ler hakkında doğru bilinen yanlışların başında bu efsanemiz var. dünyada vpn kullanmanın yasak olduğu bazı ülkeler var olsa da Türkiye hala bu kategoriye girmiyor. çünkü kanunlarda vpn'leri açık bir şekilde yasaklayan bir kanun maddesi yok. kanunda geçmeyen bir şey de suç olamayacağına göre Türkiye'de vpn kullanmak da yasak olmuyor. Şöyle ki aslında internet servis sağlayıcılar yani Türk Telekom, Türksel gibi internet servis sağlayıcılar kanun gereği yasaklanmış sitelere VPN ya da DNS aracılığıyla girilmesini de engellemekle yükümlü. Yani atıyorum ekşi sözlük engellendiğinde sizin buraya erişmeniz yasak değil. İnternet servis sağlayıcının bunu engellemesi lazım. Ama biz VPN kullanarak bunlara erişebildiğimiz için olay da bizden çıkmış oluyor. Efsane 2. Ücretsiz VPN'ler de güvenlidir. Bir kez daha hayır çünkü ücretsiz VPN'ler gelir elde edebilmek için ve sunucuların çalışır durumda tutabilmek için sizin kişisel verilerinizi kullanıyorlar. Bu verileri gerektiğinde üçüncü taraf şirketlere hatta hükümetlere satıyorlar ya da kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıyorlar. Ayrıca şifreleme teknolojileri ve güvenlik önlemleri de yetersiz olduğu için kimliğinizi korumada birinci sınıf VPN'ler kadar başarılı değiller. Ayrıca hız konusunda da oldukça yetersizler ve günlük 500 megabyte, 1 gigabyte gibi kullanım kotası sınırlamalarıyla da internet kullanımını işkenceye dönüştürürler. Efsane 3. VPN'ler internet hızını düşürür. İşte VPN'ler hakkında yanlış bilinen bir efsane daha. Çoğu premium sınıf VPN hız konusunda düşüşe sebep olmaz. Misal bu konuda en başarılı olarak gösterebileceğimiz ExpressVPN gibi bir VPN'i kullandığınızda gerçek internet hızınız neyse o hıza çok yakın sonuçlar alırsınız. Hatta bazı durumlarda ExpressVPN gibi premium sınıf VPN'ler hızınızı bile yükseltebilirler. Çünkü neden? İnternet servis sağlayıcınızın uyguladığı band genişliği daraltması gibi sınırlandırmaları aşmanıza izin veriyorlar. Sonuç olarak kaliteli bir VPN kullandığınız takdirde VPN kullanırsam hız düşer mi gibi bir soruyu da dert etmemeniz gerekiyor. Efsane 4. VPN'i sadece suçlular kullanır. Kocaman bir hayır daha. VPN'i günümüzde ya yani motor sürerken kask takmak gibi, araba sürerken emniyet kemeri takmak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü özellikle Türkiye gibi ülkelerde internette birçok riskle karşılaşıyoruz. Mesela halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığımızda, kredi kartıyla alışveriş yaparken, yasaklı sitelere giriş yaparken ya da sırf hükümetin fikirlerine aykırı olduğu için yasaklanmış sitelere erişim sağladığımızda, bu gibi durumlarda VPN kullanarak kendimizi kimlik hırsızlarından, hackerlardan, hükümetlerin gözetleyici kurumlarından ve internet servis sağlayıcımızdan da korumuş oluyoruz. Efsane 5. VPN'ler sizi her türlü tehlikeye karşı korurlar. Aslında VPN ne işe yarar? Videomuzda bu konuyu derinlemesine incelemiştik. VPN'ler sizi internette karşılaşabileceğiniz birçok riskten korurlar. Evet ama sizin yerinize karar veremedikleri için %100 bir koruma da sağlamazlar. Evet bağlantınızı şifreledikleri için sizi hackerlardan, internet servis sağlayıcılarından gizli tutarlar. Ama sahte bir alışveriş sitesine girip alışveriş yaptığınız takdirde sizin yerinize bu sitenin sahte olduğunu anlayamazlar. Bu yüzden VPN kullanırken de dikkatli davranmanız ve virüslü dosyalardan, bilgisayar korsanlarından kendinizi korumanız lazım. Dediğimiz gibi VPN'ler emniyet kemeri gibi ama arabayı nasıl sürdüğünüz tamamen size bağlı. Efsane 6. VPN yerine Tor ya da proxy kullanabilirim. Yani görünüşte birbirlerinin yerine kullanılabilseler de aslında farklı amaçlara sahiptirler ve asla aynı keseye koyulmamalılar. Proxyler yalnızca IP adresinizi gizlerler ve verilerinizi şifrelemezler. Ücretsiz proxy sunucuları genellikle kime ait oldukları bilinmediği için son derece güvensizler. Ayrıca önceden de söylediğimiz gibi ücretsiz VPN'lere güvenmeme kuralı burada da geçerli. Tor Browser kullanıcılarına bir dereceye kadar anonimlik sağlıyor ancak normal internet kullanıcısı bu hizmetten pek faydalanamıyor. Bunun nedeni çoğunlukla aşırı yavaş bağlantı hızı ve korkunç kullanıcı deneyimi. Tor'un bir diğer büyük dezavantajı ise hükümetlerin ve diğer kurumların da bu hizmeti kullandığınızı görebilmesi. Ve daha sonra çevrimiçi faaliyetlerinizden şüphelenebilmesi. Efsane 7. Her VPN aynıdır. Keşke öyle olsa ama maalesef her VPN aynı değil. Öncelikle ücretli ve ücretsiz VPN ayrımını zaten başta yaptık. Ama her ücretli VPN'de aynı değil. Misal bazıları çok pahalı olsa bile zayıf şifreleme sunuyorlar. Bazıları hız konusunda kötüdürler. Bazıları da kullanıcıların kayıtlarını tutmama konusunda başarısızdır. Ya da kurulduğu ülkeye bağlı olarak hükümetlerin gözetim altındadır. Misal ABD merkezli bir VPN hem hükümetin hem de istihbarat kurumlarının kanatları altında çalıştığı için herhangi bir yasal talep geldiğinde kullanıcıların bilgilerini de paylaşmak zorunda ya da bazı ücretli VPN'ler coğrafi kısıtlamaları aşıp misal Netflix ADB kütüphanesinden dizi izleyebilmenizi sağlarken bazı ücretli VPN'ler ise yetersiz teknolojiye sahip oldukları için bu coğrafi kısıtlamaları aşmanızı bile sağlayamazlar. Kısacası her VPN aynıdır efsanesi de Türkiye'de VPN'ler hakkında bilinen yanlışlardan biri ve VPN seçerken olabildiğince dikkatli olmanız lazım. Gezegen VPN olarak bugüne kadar onlarca VPN incelediğimiz için ve artık hangisinin hangi konuda en iyi VPN olduğunu bildiğimiz için bütün bu efsanelere cevap niteliğinde bir VPN önerisinde bulunacağız. ExpressVPN ExpressVPN neredeyse sundukları açısından rakibi dahi olmayan bir VPN. 90'dan fazla ülkede, 3000'den fazla konumda dünyanın en yüksek hız sunan sunucularına sahip. Bağlantılarınızı askeri düzeyde 256 bit şifreleme ile koruyor. En önemlisi bu VPN dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenip sertifikalandırılan bir katı kayıt tutmama politikasına sahip. Yani tarama geçmişi, IP adresleri, VPN sorguları, zaman damgaları, kullanım miktarı gibi kimliğinizle ilişkilendirilebilecek hiçbir veriyi kaydetmiyorlar. Ayrıca Trusted Service teknolojisi kullanıyorlar. Yani sunucuları klasik hard diskler yerine RAM belleklerde çalışıyor. Bu da şu demek oluyor. Sunucular kapatıldığı anda içinde var olan bütün bilgiler silinip gidiyor ve geri getirilmeleri de mümkün değil. Ayrıca bu VPN British Virgin Adaları merkezli. Dünyadaki hiçbir ülkenin bu VPN üzerinde söz hakkı yok. ExpressVPN'in şu anda yıllık plan için %49 indirim ve 3 ay ekstra kullanım hediyesi var. Ayrıca 30 günlük bir para iade garantisine de sahipler. Hatta biz de önceki videolarımızın birinde bu iade garantisini denemiştik gerçekten çalışıyor mu diye. Ve bir sipariş verip 2-3 hafta kullandıktan sonra canlı yardımdan iade talebinde bulunmuştuk. Burada ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi kartımıza paramızdan herhangi bir kesinti falan olmadan paramızı geri yatırmışlardı. ExpressVPN'in bu indirimli fiyat tekliflerinden ve 30 günlük para iade garantisinden faydalanmak isterseniz aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız indirim linkini kullanabilirsiniz. Artık VPN'ler hakkında yanlış bilinen efsanelerin doğrularında bildiğimize göre, sizi internette koruyup tamamen anonim kalmanızı sağlayacak bir VPN seçip bir daha arkanıza dahi bakmadan özgür ve güvenli bir şekilde internetin keyfini de çıkarabilirsiniz. Mükemmel koruma ve performans için ExpressVPN tercih edebilir ve 30 günlük para iade garantisi sayesinde olur da beğenmezseniz paranızı da geri iade alabilirsiniz. O halde bugünün videosu da bu kadardı. Umarım ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bunun gibi VPN temalı videolarla internetinizi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve tabii ki güvenli ve özgür kalın.